Merhaba arkadaşlar. Handcrafted Work sayfama hoş geldiniz. Instagram hesabımda da belirttiğim gibi sarmaşık modelinin yapılışını sizlerle paylaşacağım inşallah. Öncelikle modelimin sizlere bir şöyle bir tanıtayım. Görselini bir görün. Şöyle olacak. Şu şekilde sıkılmadan örebileceğinizi düşünüyorum. Çok keyifli bir örgü. Çok çabuk bitirebilirsiniz. Çeyizlik olarak yaptırabilirsiniz, yapabilirsiniz. Çok güzel. Ben 3,5 şişle yaptım numara olarak. Şöyle göstereyim size. İpimin markası da Kar Topu Baby One. Şöyle. Modelin ve ipin rengini buradan da belirleyerek alabilirsiniz. Çok güzel bir örekli bir örgü. Umarım keyif alarak öreriz. Evet arkadaşlar, ben sizler için modelimin alt tabanını oluşturdum. Bir ters, bir düz şeklinde lastik yaptım. Modelime başlıyorum. Sarmaşık isimli modelime. İlk ipimi örmeden taktım şişime. İki ters alıyorum. Evet, şimdi baş alıyorum. İkisini ipimin baş alıp ikisini birden kesiyorum. Kesme işlemi yaparak modeli çıkartacağım meydana. Evet. Şimdi kestim. Evet, başımı da aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine aynı şekilde baş alıyorum. İkisini bir alıyorum ipimin. Kesme işlemi yapıyorum burada. Tekrar yine bir ters, bir düz, bir ters yaptım. Yine başımı alıyorum. Başımı aldım yine. Evet, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, yine başımı aldım. İki ipimi birden kesiyorum. Yine aynı şekilde bir ters, bir düz, bir ters. Yine aynı şekilde böyle yaparak çıkmış, buraya takayım ben. Evet, yine iki ipimi bir aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine aynı şekilde başımı aldım. Böyle ipim bitene kadar devam edeceğim. Yine aynı. Bir ters. Bir düz. Arkadaşlar, bir ip karıştırmamanız gerekiyor. Yine bir ters. Şimdi yine başımı aldım. Yine aynı şekilde 3 tane tersimi burada yapacağım. Çünkü ipim bitti. Arka tarafa geçiyorum. Arka kısımda tersi ters, düzü düz şeklinde örmeye devam edeceğim. Aynı şekilde. Evet, düzümü düz alıyorum. Tersimi ters. Yine bu ipimi bu sefer alt kısımdan böyle dolandıraraktan alıyorum. Yine aynı. Düzümü düz. Tersimi ters. Düzümü düz aldım. Yine ters geldi tabii. Aynı şekilde yine buraya koyuyorum. Böyle dolandıraraktan alıyorum. Ters ters, düzü düz, ters ters. Aldım yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde böyle aldım ipimi. Tersi ters, düzü düz. Yine düz şekilde aldım. Yine ters geldi sıradaki. Yine aynı şekilde devam ediyorum böyle örüp geçeceğim. Yine ters ters. Yine ipimi yine aynı şekilde dolandıraraktan aldım. Düzümü düz. Tersimi ters. Düzümü düz aldım. Tersimi ters aldım. Yine aynı şekilde düzümü düz. Tersimi ters. Düzümü düz. Tersimi ters. Aynı o ipimizi yine aynı şekilde aldım. Yine bu 3 ipimi arka tarafta ters almıştım. Yine aynı şekilde aldım. Taktım. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim modelime zıt şeklini yapacağım şimdi.
Bu deliklerin bu yan karşısında olması gerekiyor. Zıt şekilde sarmaşık halinde bir model meydana gelecek size. Şöyle yine ilk ipimi alayım. Yine ters. İki ters almıştım başlarken. Yine iki tersimi aldım. Evet Şimdi arkadaşlar, ben burada sizler için döndüm geldim arka kısmı. Şimdi devam edelim. Bu sefer bu deliklerin bu karşılıklı zıt olması için yine aynı şekilde bu taraftan almam gerekiyor başlarımı. Modelimizin tamamen çıkması için yine başlıyorum. Yine taktım ipimi. O iki tersimi ters aldım yine. Bakın aldığım baş burada. Şimdi onun ikisini bir alıyorum. Aldım. Tekrar başımı takıyorum. Mil başımı aldım tekrardan. Yine ters, ters, düzü, düz şeklinde örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde size belirttiğim gibi burada. Yine aynı şekilde başımı alıp gidiyorum bu sefer. Tersi ters, düzü düz. Ördüm, yaptım. Şimdi aynı yine burayı karıştırırsak arkadaşlar üst üste gelir delik kısımları. Şimdi tersi ters, düzü düz. Örüyorum. Yine aynı şekilde başımı evet aldım. Tersi ters, düzü düz, tersi ters. Yine aynı şekilde bu iki ipimi birlikte aldım. Başımı da aldım. Tersi ters, düzü düz. Örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde başımı aldım. Tersi ters, düzü düz. Tersi ters, yine aynı kısımda tersi ters alıyorum ama bu üç ipim burada zaten tersti. Evet, yine aynı şekilde. Evet, şimdi ters tarafımızdayız. Yine aynı şekilde taktığım ipimi öreyim. Yine aynı arkadaki tersler düz geldi. Düz alıyorum onları. Yine aldığım başımı böyle alt kısımdan döndürerekten aldım. Tersi ters, düzü düz, tersi ters, düzü düz aldım. Böylelikle yavaştan küçük deliklerim oluşmaya başladı. Yine tersi ters, düzü düz, yine düzü aldım. Evet, yine başımı aldım, ipimi de ördüm. Tersi ters, düzü düz, tersi ters, düzü düz aldım. Yine aynı şekilde ipim geldi. Sürekli böyle karıştırmadan örüyoruz arkadaşlar. Eminim böyledikten sonra sıkılmayacaksınızdır. Tersimi ters, düzümü düz aldım. Yine aynı şekilde ipimi aldım. Yine aynı. Tersi ters, düzü düz aldım. Yine ipimi. Burası çok önemli. Buralarda kaçırırsak modelimizin gidişatı bozulabilir. Yine aynı. Başa geldim. Şöyle bakarsak bayağı modelimiz çıkmaya başladı. Evet, ben sizler için biraz döndüm geldim. Bayağı bir modelim meydana çıktı. Modelimin son hali böyle olacak. Şöyle yakından da bakarsanız şöyle çok güzel bir örgü tavsiye ederim herkese. Kolay bir şekilde örebilirsiniz. Sadece baş almalarda karıştırmazsanız, yerlerin karşılıklı zıt hale gelmesini karıştırmazsanız modeliniz çok güzel bir şekilde çıkıyor. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Handcrafted Work kanalıma sizleri bekliyorum. İnşallah çok beğenirsiniz. Hoşça kalın.